yani zorunlu din dersleriyle ilgili dile gelmek gerekirse yıllarca bununla ilgili örgütlerimiz mücadele ettiler. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bununla ilgili bir karar da çıkarıldı. Hatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Konsey Başkanı'nın Türkiye'ye geldi ve bununla ilgili hani çok girişimlerde bulunmak lazımdı aslında. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu almış olduğu Alevilerle ilgili, Alevilikle ilgili almış olduğu bu kararların uygulanması ya da neden uygulanmadığına dair girişimlerde bulunabilirdi. Ama maalesef sanırım böyle bir şey yapılmadı. Ve o kadar kötü bir hale geldi ki aslında düzeltelim derken. Zorunlu din dersleri kaldırılsın diye mücadele ettik. 4 tane din dersiyle çıktılar karşımıza bu sefer. Seçmeli zorunlu din dersi olarak karşımıza çıktılar ve dolayısıyla bu kadar sıkışmış ve kıskaca alınmış bir Alevilik için bunun ya da ötekiler için yani devlet dini dediğim benim kendimce tarif ettiğim devlete kul olmanızı gerektiren bir din tarafından bu kadar asimile edilmek diğerleriyle beraber bizim çocuklarımız için de çok ciddi bir zulüm. Kendilerine ait olmayan, hissetmedikleri bir duygu, hissetmedikleri bir ritüel biçimiyle sürekli zorbalıkla ve zorluklarla buna tabi tutulmaları. Yani bu bir boyutu. İkincisi şu, sizler de biliyorsunuz bu ülkede bir biçimiyle bugün hepimizin vergilerinden toplanan, hepimizin vergileriyle toplanan devlet bütçesinin nerelere aktarıldığını, işte en son bir eğitim, Milli Eğitim Bakanı çıkıp şunu söyleyebildi, Milli Eğitim'in üzerindeki yük öğretmenlerdir, öğretmen maaşlarıdır diyebildi. Düşünün yani, biz de tam tersine bu ülkenin sırtında dinin yük olduğunu ve zorunlu din derslerinin yük olduğunu, laik ve bilimsel bir eğitimin her bireyin hakkı olduğunu, bizim de hakkımız olduğunu düşünüyoruz. Kaldırılması gerektiğine inanıyorum.